Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizinle birlikte KPSS 2022'ye biliyorsunuz ki yaklaşık bir ay var arkadaşlar. Bu bir ay içerisinde ne yapacağız? Sizinle beraber sınav provası yapacağız arkadaşlar. Tarih, coğrafya, vatandaşlık. Üçünden de arkadaşlar sınav provaları yapacağız. Tarihten de başlıyoruz sınav provalarına. Bismillah diyerek arkadaşlar ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdaki tabloda İslamiyet öncesi Türk devletleri ile ilgili hükümdar özellik eşleştirmeleri verilmiştir. Bu tabloda Z harfiyle gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye sorduk. Arkadaşlar bakıldığı zaman Metehan Asyon Devleti'ne en parlak dönemini yaşatan hükümdardır. Doğru mu? Doğru. Bumin Kağan 1. Göktürk Devleti'nin kurucusu olarak kabul edilen hükümdardır. Bögük Kağan boşluk bırakılmış. Bakalım Bögük Kağan'la ilgili hangisi gelecek şıklara. Uygurlara en parlak dönemini yaşatan hükümdar kimdi arkadaşlar? Moyençur arkadaşlar. Uygurlara en parlak dönemini yaşatan hükümdar Moyençur. 2. Göktürk Devleti'nin kurucusu olarak kabul edilen hükümdar kimdi arkadaşlar peki? Kutluk Kağan. Yanına yazalım. Kutluk Kağan diye. Uygurlara kimdi? Moyençur'du. Moyençur. Maniizm dinini benimseyen Uygur hükümdarı kimdir? Bögük Kağan'dır arkadaşlar. Unutmayınız. Bögük Kağan Maniizm dinini benimseyen Uygur hükümdardır. Burada cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Bakalım sorumuz neymiş? Aşağıdakilerden hangisi Karahanlarla Gaznelilerin ortak özelliklerinden biri değildir demiş. Bakalım Asya'da kurulmuş mudur ikisi de? Evet arkadaşlar. Asya'da kurulmuşlardır. Türk İslam Devleti olmaları var mı arkadaşlar? Bakıldığı zaman evet ikisi de Türk İslam Devleti. Önemli bilim, fikir ve kültürü insanları yetiştirmeleri, Türk İslam mimarisine ait eserler ortaya koymaları vardır. Gulam kökenli kişiler tarafından kurulmaları yoktur arkadaşlar. Bakıldığı zaman Gaznelilerin temelini atan kimdi? Alptigin. Karahanların kurucusu olarak kabul edilen kişi kimdi? Bilge Gül Kadirhan'dır. Bu iki hükümdar da Gulamya'da devşirme kökenli değildir arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat döneminde Konya'ya gelerek yerleşen ve tasavvuf üzerine günümüze kadar etkisi devam eden eserler bırakan ünlü tasavvufçu aşağıdakilerden hangisidir demiş. 1. Alaaddin Keykubat döneminde Konya'ya kim geliyor arkadaşlar? Yerleşiyor. Mevlana gelip yerleşiyor arkadaşlar. Bakıldığı zaman tasavvuf üzerine günümüze kadar etkisi devam eden ne yapıyor? Eserler bırakıyor. 2007 yılını hatırlayınız arkadaşlar. UNESCO ne yapmıştı? Mevlana yılı olarak kabul etmişti. Mevlana'nın ayrıca hangi eserleri vardı? Önemli. Bunları yazalım yanına. Mesnevisi var mıydı? Vardı arkadaşlar. Başka ne vardı? Divanı Kebir. Divanı Kebir arkadaşlar. Başka ne vardı? Fî mâ fîh. Arkadaşlar vardı. Mektubat vardı. Mecalis-i Seba vardı. Bunlar Mevlana'nın önemli eserleriydi. Bunları unutmuyoruz. Alaaddin Keykubat döneminde Konya'ya geldiğinde unutmuyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. Bağdat Fatih olarak bilinen, yazdığı şiirlerde Muradid mahlasını kullanan, Topkapı Sarayı'na Bağdat ve Revan köşklerini ekleten, Koçi Bey'e raporlar hazırlatan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bakıldığı zaman arkadaşlar bu ismimiz kimdir? 4. Murat'tır. Bakın bütün Muratları vermiş. 4. Murat arkadaşlar Bağdat Fatih olarak biliniyor biliyorsunuz ki. Muradi mahlasını kullanıyor. Önemli Topkapı Sarayı'na Bağdat ve Revan köşklerini ekleten kimdir? Cevap 4. Murat. Koçi Bey'e raporlar hazırlatan kimdir? Cevap 4. Murat arkadaşlar. Bunlar 4. Murat'ta alakalı önemli özelliklerdir. Geldik 5'e. Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisi 1. Murat döneminde gerçekleşmemiştir diyor. Divan teşkilatı geliştiriliyor. Bakın kuruluyor demiyor. Geliştiriliyor mu? Geliştiriliyor. Doğru. Rumeli Beylerbeyliği kuruluyor arkadaşlar. Merkezi Manastır'dı biliyorsunuz ki. Kaz askerlik, defterdallık ve sadrazamlık kurumlarını oluşturuluyor. Bu dönemde 1. Murat döneminde. Yeniçeri Ocağı kuruluyor. Anadolu Beylerbeyliği'nin kurulması 1. Murat döneminde mi? Hayır. Kimin döneminde? Yıldırım. Arkadaşlar Yıldırım Bayezid dönemindedir. Cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Rumeli Beylerbeyi ile Anadolu Beylerbeyi'ni karıştırmıyoruz. Anadolu'da Yıldırım Bayezid, Rumeli'de 1. Murat arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayınız. Anadolu Beylerbeyi'nin merkezi ise Kütahya'ydı hatırlayınız. Geldik 6'ya. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan Osmanlı'nın Avusturya üzerindeki protokol üstünlüğünü kaybettiği anlaşma aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar Vasfar Anlaşması değildi. Vasfar neydi?
1664'te Rusya ile imzalanan bir anlaşmaydı. Zitvatorok arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı olacak. Zitvatorok anlaşması 1606 tarihinde 1. Ahmet döneminde imzalanıyor ve Osmanlı'nın Avusturya üzerindeki protokol üstünlüğünü kaybediyor. Artık Osmanlı padişahı kime denk sayılacak? Avusturya Arşidükü'ne denk sayılacak. Peki arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman döneminde hatırlayınız İstanbul Anlaşması vardı değil mi? İstanbul Anlaşması. İstanbul Anlaşması'nda ne deniyordu? Arkadaşlar Osmanlı Sadrazamı Avusturya Arşidükü'ne denkti. Yani protokol üstünlüğümüz vardı İstanbul Anlaşması'nda. Ancak Zitvatorok Anlaşması ile bunu ne yapıyoruz? Kaybediyoruz değerli dostlar. Geldik 7'ye. Osmanlı Devleti'nin ünlü sanatçılarından biri olan Nigari, aşağıdaki sanat dallarından hangisinde yaptığı çalışmalarla tanınmıştır diyor. Müzik değil, çini değil, hat değil, mimari değil. Nedir? Minyatürdür. Arkadaşlar minyatür önemlidir. Minyatürcülere biz ne diyoruz? Nakkaş adını veriyoruz. Kimler vardı? Önemli. Hangisi minyatürcü değildir gibi bir soruyla da karşılaşabilirsiniz. Bunların isimlerini sayalım ki arkadaşlar aklınıza kalsın. Nigari vardı. Matrahçı Nasuk vardı. Sinan Bey vardı. Arkadaşlar Nakkaş Osman vardı. Başka kim vardı? Levni vardı. Seyit Lokman vardı arkadaşlar. Bunlar önemli Osmanlı'daki minyatürcülerdir. Cevabımız ne oldu? E seçeneği oldu. Geldik 8. sorumuza. Sorumuz biraz uzun. Biraz geri alalım şöyle. Osmanlı Devleti Rumeli'deki fetih hareketleri esnasında Hristiyan köylü ahaliyi korumaya ve kazanmaya çalışmıştır. Bunun için Ortodoks Kilisesini koruyarak onlara kolaylık sağlamıştır. Fethedilen bölgeler tahrire tabi tutulmuş. Osmanlı yönetimini kabul eden ahali reaya statüsüne alınmış. Yani halk. Bazı eski yönetici ve askerler Osmanlı kadrolarına dahil edilmiştir. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak yargılarından hangileri söylenebilir demiş. Baktığımız zaman tarım yapılacak arazilere yeni bir hukuki düzen verilmiştir diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar fethedilen bölgeler tahrire tabi tutulmuş diyor arkadaşlar. Yani burada tarım yapılacak arazilere yeni bir hukuki düzen verilmiştir diyor. Bu doğru. Bölgenin eski yöneticilerinin deneyimlerinden yararlanılmıştır. Baktığımız zaman ne diyor? Bazı eski yönetici arkadaşlar Osmanlı kadrolarına dahil edilmiş diyor. Dahil edilmiştir diyor. Bu da doğru. Ordusuna yeni unsurlar katmıştır. Evet. Askerler Osmanlı kadrolarına dahil edilmiş diyor burada da. Bu da doğru. Cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Geldik 9'a. Osmanlı Devleti'nde durumlarından hangileri anayasal düzene geçişin sebepler arasında yer alır demiş. Ülke bütünlüğünü korumak için arkadaşlar ne yapılıyor? 2. Abdülhamit döneminde kanun esasının yürürlüğe girmesiyle arkadaşlar ülke bütünlüğünü korumak isteniyor anayasal düzene geçilerek. Azınlıkları genel yönetime katarak azınlıkların devlete olan bağlılıklarını artırmak isteniyor. Arkadaşlar Osmanlı'dan kopmasınlar diye kısacası. Tersane konferansında Osmanlı aleyhine karar alınmasını ayrıca engellenmek isteniyor. Bu durumla birlikte biliyorsunuz ki aynı tarihlerde oluyor tersane konferansı ve anayasal düzene geçilince de Osmanlı aleyhine karar alınması engellenmek isteniyor. Bu durumda cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Geldik 10. sorumuza. Biraz yaklaştıralım şöyle. Aşağıdaki padişah yenilik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş. 3. Ahmet Türk Matbaası kuruluyor arkadaşlar doğru. 3. Selim döneminde Nizam-ı Cedid ordusu kuruluyor mu? Kuruluyor doğru. Fransa'dan örnek alınarak yapılmıştı hatırlayınız. Bakın sorabilir. Hangi devletten örnek alınarak yapılmıştır? Cevap Fransa. Bakın böyle bir soruyla da karşılaşabilirsiniz. 2. Mahmut Osmanlı'nın ilk bankasının kurulması yanlış. Osmanlı'nın ilk bankası 1847 tarihinde Sultan Abdülmecit döneminde kurulan neydi? Bankı Dersaadet. Dersaadet neydi? İstanbul'du. Çevirin İstanbul Bankası. Arkadaşlar burada cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. 2. Mahmut değil. Abdülmecit arkadaşlar. Şuraya Mecit yazalım. Burada cevabımız C şıkkı oldu. Abdülmecit döneminde Marif Nezareti kuruluyor mu? Kuruluyor. Abdülaziz döneminde Tarih Fırını açılıyor mu? Açılıyor arkadaşlar. Benim arkadaşlar ıslahatlar serim var. 8 videodan oluşuyor. Onu mutlaka sınavdan önce izleyiniz arkadaşlar. Bütün ıslahatları ne yaptım? 8 videoda hepsini aktardık arkadaşlar. Onu mutlaka sınavdan önce izleyiniz. Bütün ıslahatlarla alakalı soruları yaptık. 11'e geldik. Hangisi 2. Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki Fırkası'nın karşısında kurulan siyasi oluşumlardan biri değildir diye sorulmuş. Baktığımız zaman
Ahrar fırkası var, İttihat-ı Muhammedi fırkası var, Ahali fırkası var, Hürriyet ve İtilaf fırkası var ama Teceddüt fırkası arkadaşlar Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İttihat Terakki fırkası kendisini tasfiye edince onun yerine kurulan fırkanın adı nedir? Teceddüt fırkası arkadaşlar. Anlaşıldı mı? İttihat Terakki'nin yerine kurulan fırkanın adı neymiş? Teceddüt fırkası arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayınız. Sınavda ÖSYM sorar. Bu sene beklediğim sorular arasında yer alıyor Teceddüt fırkası. Dikkatli olmanız lazım. Geldik 12. soruya. 12. soru yukarıdaymış. Bakalım. Hangisi Yunanlıların 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etmesi sonucunda yaşanan gelişmelerden biri değildir? Demiş. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması. Arkadaşlar Mondros 15 Mayıs 1919'dan önce. Yani 1918'de, 30 Ekim 1918'de imzalandığı için İzmir'in işgalinden öncedir. O yüzden bu olamaz. Mitingler düzenleniyor. Mebusan Meclisi toplanması için çalışmalar hızlanıyor. Batı Anadolu'da Kuvayi Milli Hareketi ortaya çıkıyor. Hasan Tahsin şehit ediliyor biliyorsunuz ki İzmir'de. Geldik 13'e. Hangisi azınlık cemiyetlerinin genel özelliklerinden değildir? Demiş. Wilson ilkelerinden ilham almışlardır arkadaşlar. Doğru mu? Evet doğru. Mondros Ateşkes Anlaşması sonrası işgallere zemin hazırlamak için fiili faaliyetlerde bulunuyorlar. İtilaflar tarafından destekleniyorlar. Bağımsız devlet kurmak istiyorlar. Tamam Mondros Ateşkesi sonucunda kurulmuş mudur? Hayır. Atıyorum. Etniki Eterya 1814'te. Pontus Rum 1904'te. Allianz İsrailit Makabim. Bunlar 1860'ta. Hınçak, Taşnak arkadaşlar bunlar 1887-1890 yıllarında kuruluyor. O yüzden Mondros 1918'di. Hatırlayınız bunlardan önce kurulmuştur. Cevabımız o yüzden E seçeneği olmuş oldu. 14'teyiz. Bakalım sorumuz ne diyor? Erzurum Kongresi'nin yukarıdaki özellikleri dikkate alındığında Amasya Genelgesi, Sivas Kongresi ve Balıkesir Kongresi ile benzerlik ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir diyor bizlere. Bakalım. Toplanma biçimi bölgeseldir demiş arkadaşlar. Bakıldığı zaman toplanma biçimi bölgeseldir dediği Balıkesir arkadaşlar Kongresi. Manda ve himaye reddedilmiştir Sivas Kongresi. Ulusal egemenlik vurgusu yapılmıştır Amasya Genelgesi'nde. Arkadaşlar baktığımız zaman 3 Amasya dedik. Şuraya Amasya yazalım. Amasya. Manda ve himaye neredeydi? Sivas'ta. Toplanma biçim bölgesel Balıkesir'de arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? 3-2-1 olmuş oldu. Cevabımız B şıkkı. Geldik 15'e. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzenli ordunun Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazanmasının sonucunda anlaşma imzalanan devletlerden biri değildir demiş. Fransa ile imzalıyor muyuz arkadaşlar? Evet imzalıyoruz Ankara Anlaşması'nı. Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan bunlarla arkadaşlar bunlar Kafkas devletleridir. Ve bunlarla ne imzalanıyor? Kars Anlaşması imzalanıyor. Hatırlayınız Kars Anlaşması imzalanıyordu. Afganistan ile dostluk anlaşması ne zamandı? 1. İnönü Savaşı'nın sonucundaydı arkadaşlar. O yüzden cevap C seçeneği oldu. Geldik 16'ya. Londra Konferansı'na 1921 Osmanlı Devleti adına katılan ve Osmanlı'nın son sadrazamı olan devlet adamı hangisidir? Arkadaşlar Ahmet'ten karıştırmayınız. Ahmet'leri Ahmet Tevfik Paşa. Arkadaşlar Tevfik Paşa olarak aklınızda kalsın. Tevfik Paşa Londra Konferansı'na Osmanlı Devleti adına katılıyor ve Osmanlı'nın son sadrazamıdır. Unutmuyoruz. Osmanlı'nın son sadrazamı kimmiş? Ahmet Tevfik Paşa. Daha sorulmadı böyle bir soru gelebilir. Hangisi Atatürk inkılaplarının sınıfsız, ayrıcalıksız bir toplum oluşturmayı amaçladığının kanıtıdır demiş bizlere. Miladi takvimin kabul edilmesi değil, Medeni Kanun'un kabul edilmesi mi? Evet. Medeni Kanun 17 Şubat 1926'da biliyorsunuz ki kabul ediliyor arkadaşlar. Aynı sene yürürlüğe giriyor. Sınıfsız ve ayrıcalıksız bir toplum oluşturma doğrultusunda Türk Medeni Kanunu önemli bir adımdır. Zira bakıldığı zaman Türk Medeni Kanunu ile kadınların toplumsal yaşama katılmasındaki bazı engeller kaldırılmış oluyor ve kadının aile içindeki hakları ne oluyor? Güvence altına alınmış oluyor. Ama Medeni Kanun'da ne yoktu? Siyasi hak yoktu arkadaşlar. Unutmayın. Siyasi hak yok. ÖSYM bunu soruyor. Siyasi hak yok arkadaşlar. Var diyor, yok diyeceğiz. Siyasi hak yok kesinlikle. Burada cevabımız ne oldu? Medeni Kanun olmuş oldu.
Geldik 18'e. Hangisi eğitim kültür alanında yapılan inkılapların gerekçelerinden biri değildir? Demiş, eğitim öğretim birliğini sağlamak amaçlanıyor. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak isteniyor. Eğitimde çağdaşlaşmayı sağlamak isteniyor. Milli şuur oluşturulmak isteniyor. Belli bir ideolojiyi taklit etme gibi bir amaç yoktur. Arkadaşlar, hatta Atatürk'ün bir sözü vardı. Ne diyordu? Efendiler, biz benzememekle ve benzetmemekle iftihar etmeliyiz. Çünkü biz bize benziyoruz sözü vardı arkadaşlar, Mustafa Kemal'in. O yüzden burada cevabımız ne oldu? E şıkkı oldu. Birinci 5 yıllık sanayi planı nokta noktadan hazırlanmış, nokta noktada uygulanmaya konulmuştur. Bu plan için teknik ve ekonomik destek nokta noktadan sağlanmıştır diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar, birinci 5 yıllık sanayi planı kaçta hazırlanıyor? 1933. Kaçta uygulanmaya konuluyor? 1934. Bakın hepsi aynı şıkların. Peki biz bunu kimden destek sağlıyoruz arkadaşlar? Sovyet Rusya'dan. Unutmuyoruz. Çok çok önemli. 1933'te hazırlanıyor. 1934'te uygulamaya konuluyor. Bu plan için teknik ve ekonomik destek Rusya'dan sağlanmış oluyor. Geldik 20'ye. Takrir-i Sukun Kanunu'nun çıkarılması, Ankara ve Diyarbakır'da istiklal mahkemelerinin yeniden kurulmasıyla sonuçlanan olay. Hangi olay? Şeyh Said ayaklanması. Şeyh Said ayaklanması, biliyorsunuz ki Ali Fethi Okyar hükümeti bastıramayınca yerine İsmet İnönü hükümeti geliyor. Ve İsmet İnönü hükümeti 1925 senesinde Takrir-i Sukun Kanunu çıkarıyor. Ve Ankara ve Diyarbakır'da istiklal mahkemeleri yeniden kuruluyor Şeyh Said ayaklanması sonucunda. Ve bu şekilde bastırılmış oluyor isyan. Geldik 21'e. Hangisi devletçilik ilkesiyle ilgili değildir? Demiş. Bakalım, halkçılık ilkesinin bütünlemesi var. Daha çok ekonomik alanda uygulanıyor. Özel teşebbüs denetleniyor arkadaşlar. Yabancı sermaye öncelik verilmesi gibi bir amaç söz konusu değildir arkadaşlar. Öncelik vermez. O yüzden burada cevabımız ne oldu? Değişik olmuş oldum. Planlı ekonomiyi gerektiriyor. Doğru. Hangisi Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri arasında gösterilemez demiş. Tüm ilkeler toplumun ihtiyaçlarından doğmuştur. Doğru. İlkeler bir bütündür. Doğru. Yabancı siyasi akımların taklidi değildir. Doğru. Dinamik bir yapıya sahiptir. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Gelenekçi yapıyı güçlendirmiştir. Hayır arkadaşlar, gelenekçi değil. Tam tersi, çağdaş arkadaşlar. O yüzden burada cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Ayrıca evrensel ve barışçıdır. 23'e geldik. Hangisi Lozan Anlaşması'nın konularından değildir? Demiş, baktığımız zaman boğazlar var, İstanbul var, azınlıklar, kapitülasyonlar var ama saltanat yok. Arkadaşlar, çünkü zaten saltanat ne yapılıyor? Kaldırılmış oluyor Lozan'dan önce. Cevabımız B şıkkı oldu. Geldik 24'e. Türkiye yukarıdakilerden hangilerine imza atmıştır diyor bizlere. Briand-Kellogg Paktı'na katılıyoruz 1929'da. Litvinov Paktı'na katılıyoruz arkadaşlar. Baktığımız zaman Küçük Antant'a katılıyor muyuz? Hayır, Küçük Antant'a katılmıyoruz. Burada cevabımız 1-2 oldu. Almanya'nın Avrupa'da yayılma politikasının bir gerekçesi olarak kullanılan ve Almanya'nın üzerinde bulunduğu toprakların Alman ırkına yeterli gelemeyeceği düşüncesine dayanan ve Adolf Hitler'le bütünleşen kavram hangi kavram arkadaşlar? Unutmayınız, hayat sahası. Hayat sahası arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? E şıkkı olmuş oldu. Yatıştırma politikası arkadaşlar İngiltere ile, biliyorsunuz ki, özdeşleşiyor Chamberlain ile. İnfrat politikası yalnızlık politikasıdır Amerika ile. Bizim deniz İtalya ile, Maginot hattı Fransa ile alakalıdır. 26'ya geldik. Yumuşama dönemi ile ilgili yukarıdaki gelişmelerden hangileri Amerika ve Çin arasındaki ilk temasların başlamasıyla doğrudan ilgilidir demiş. Ping pong diplomasisi, evet arkadaşlar. Hatırlayınız, masa tenisi arkadaşlar turnuvası düzenleniyor. Amerika davet ediliyor arkadaşlar ve ikili gelişmeler gerçekleşmiş oluyor. Ve Amerika da ambargoyu kaldırıyor Çin'den, Çin'in ambargosunu. Camp David anlaşmaları arkadaşlar İsrail ile Mısır arasında, biliyorsunuz ki, imzalanıyor. Salt 1 anlaşması ise Sovyet Rusya ile Amerika arasında arkadaşlar imzalanmıştır. Bu ikisi değil, cevabımız yalnız bir oldu. Çin ile Amerika arasında. Son sorumuzdayız. Hangileri Orta Doğu'da Filistin topraklarında bir Yahudi devletinin kurulmasıyla ilişkilendirilebilir demiş. Eisenhower doktrini yok. Balfour deklarasyonu var. Schuman bildirgisi yok.
Eisenhower doktrini Amerika'nın Orta Doğu'da nüfuzunu artırmak amacıyla Amerika Devlet Başkanı Eisenhower tarafından yayımlanıyor. Balfour Deklarasyonu 1917 senesinde Orta Doğu'da Filistin topraklarında bir Yahudi devletinin kurulmasıyla ilgilidir. Schuman bildirgesi ise Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman var. Arkadaşlar bunun tarafından Birleşik bir Avrupa fikri doğrultusunda yayınlanıyor Schuman bildirgisi. Cevabımız ne oldu? Yalnız 2 olmuş oldu. Evet değerli arkadaşlar, sizlerle beraber tarih denemesiyle birlikte ne yaptık? Sınav provası yaptık. ÖSYM'nin sorduğu sorulara yakın arkadaşlar, güzel sorulardı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bu sınav prova serimiz devam edecek değerli dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kolaylıklar diliyorum sizlere çalışmalarınızda.